Mazhab o'zi nima? Mazhab so'zi arabcha so'z bo'lib, ketar yo'l degani. Arablar zahaba fulanin desa falonchi ketdi degani bo'ladi. Ya'ni bir yuradigan yo'lni mazhab deyiladi. Ketish makoni. Ma'naviy ma'noda demak, imomlardan bir imomni yoki oqimlardan bir oqimni dinni tutish bo'yicha ixtiyor qilgan yo'nalishini mazhab deyiladi. Siz bilan biz mo'min musulmonlarning amaliy hayotimizga bog'liq masalalarni tartibga solib, bir yo'lga tizib berilgan demak, ma'naviy yo'nalishlarni fiqhiy mazhablar deyiladi. Bu mazhablarni kelib chiqishi İslomni dastlabki bosqichlariga borib taqaladi. Sahobalarning davrini o'zida ilmli sahobalar, katta sahobalarga ergashib o'sha kishini gapini qilib, boshqalarga ham mashhur masalada Hazrat Oyisha bunday dedilar, Ibn Mas'ud bunday dedi, Ibn Abbos bunday dedi deb gapirib yurgan odamlar bo'ldi. Ya'ni mazhablarning shakllanishi sahobalarning davridagina paydo bo'lgan edi. Keyinroq sekin-sekin o'tib kelib sahobalardan keyin tobiinlarning vaqti bo'ldi. Ulardan keyingi avlod kelganda endi odamlarni musulmonlarning ichida arabmasi arabidan ko'payib ketdi. Arabmas xalqlar musulmon bo'ldi. Ularning ko'pi Qur'onni o'zini o'qib tushuna olmaydi, hadislarni tushuna olmaydi, masalalarni o'zi hal qila olmaydi arablar ham. Ana shunda yana keyin bilimli odamlar sekin-sekin odamlarga o'rgatishni boshlashdi. Aytib, tushuntirib, qoidalarini qilib, o'shalarning ichida shogirdi ko'paygan, u kishini masalasidan bahramand bo'lib aytganini qiladigan bo'lganlar sekin-sekin ajrab-ajrab chiqib, katta mujtahid ulamolar yuzaga keldi. Ana o'shalarni amalini, o'shalarni demak qoidasiga asosan Qur'onni tushunib, sunnatni tushunib, amalini qilganlar "Men palonchini mazhabidaman" deyishni boshladi. Shuna qilib asta-sekin fiqhiy mazhablar yuzaga keldi. Bu tabiiy holat. Bor narsa. Bu xuddi shundayki Alloh subhanahu va taolo bandalarini demak to'g'ri yo'lga boshlash uchun din tushirdi. Dinni joriy qildi. Shu dinga amal qilib ular Allohga erishishlari kerak. Allohning roziligini topishlari kerak. Demak bandalar to'g'ri yo'ldan yurib Allohning dargohiga yetishlari kerak. Bu keng yo'l. Katta yo'l, to'g'ri yo'l. Lekin birov o'ng tarafdan yuradi, birov chap tarafdan yuradi, birov o'rtasidan yuradi. Mazhablar xuddi shunday gap. Bitta narsani shoxobchalari. Odamlarga vaziyatga qarab osonlashtirish, tushunishli yo'li uslubini o'rgatish kabi holatlar bo'ldi. Ana o'shunday qilib mujtahid ulamolardan Abu Hanifa, Imom Malik, Imom Shofiy, Imom Ahmad ibn Hanbal to'rttalari demak mashhur bo'lib ketdilar. Bularga o'xshagan yana boshqa azizlar bor edi. Sufyon as-Savri, Hasan al-Basri, Abdurrahmon Avzoiy deganlar. Ularni shogirdlari kamligidan ishlari yurmay qoldida, sekin-sekin ularni fiqhlari esdan chiqdi. Mana u to'rtta ulug' imomni fiqhi butun islom olami bo'yicha tarqadi. Hamma shu narsani ushadi, birlashdi. Hammasi bir-birini hurmat qiladi, to'rovi. To'rovi imom o'zlari ham bir-birini hurmat qilganlar. Orqasidan ergashganlar ham bir-birini nihoyatda hurmat qilgan. Hattoki bir-biriga kelishmovchiliklar bo'lsa, odob bilan aytilgan. Shuning uchun bizi adabiyotimizda adabul ixtilof, ixtilof odobi degan asosiy yo'nalish bor. Birovga azob berish yo'q, hurmat bilan gapiriladi. Ana mana shu narsalar mazhab bo'ldi, mazhabni xalq tutdi, hozirgacha tutib kelmoqda. Endi bugun ba'zi bir odamlar chiqdiki, bu yo'q, biz o'zimiz Qur'ondan olamiz, o'zimiz hadisdan olamiz. Bu mazhablar buzuq narsa, Abu Hanifa falon, piston deb so'kishgacha borishyapti hozir. Dinni qabul qilish faqat shu fiqhda emas, aqida masalalarida ham. Allohga e'tiqod qanday bo'ladi? Allohning sifatlarini qanday tanladi? Farishtalarga e'tiqod qanday bo'ladi? Oxirat kuniga e'tiqod qanday bo'ladi? Qazoi qadarga e'tiqod qanday bo'ladi? Hammasi buyuk masalalar.
Ameliyat, namaz her gün okurganı için, roza bir yılda bir müddet tutulganlığı için adamlar fıkhe berilip getip, akide meseleleri, bro akide deyem ihtilaf kılar mıdır deyip, karavuzsuz kogan. Müddet ötkenden keyin akide de tüm tarakaylık başlandı. Mu'taziliy degan çıktı, kadariler çıktı, cahmiyeler çıktı, balalar, battarlar, Müslüman alamı akide meselesiyle algı dalga bok gitti. Keyin ulamalar düşündü ki bunu bir başını uşamasak bulmayacakken de Müslüman alamının maşriki de İmam-ı El-Maturidi, bizi büyük babamız, Samarkandlik imam, akide meselesilerini yığıp Ahl-i Sünne ve Cema'a, Müslümanların asasi cemaasının akidesi bana budur de yıkan o şey eski Resulullah'dan alınan nimalarının hammasını halka tertipke salıp takdim kıldılar. Müslüman alamının garbi tarafı da İmam-ı Eş'ari hüttü şu işini kıldılar. İmam-ı El-Maturidi, İmam-ı Eş'ari çıkıp imamlık kılıp halkını akidede birleştirgençe bugün vakti de hamma tümtaraki kırpçak uruş cancalıdı. İki oğları çıkıp birini mahkem bağlayıp hakikatini etken de bu iki imamın etrafına tafsirçiler ham gelip koşuldu, muhaddisler ham gelip koşuldu, fakihler ham gelip koşuldu, hamması barakansılar o, barakalla bizim sularımızlarımız deyip haliki buzgunçularının başına uruş denir ki hamasına. Müslüman ümmeti birleşti. Hakikada iki de imamımız var. İmam-ı El-Maturidi ve İmam-ı Eş'ari. Biz hamamız El-Maturidilerimiz. Ana şu Samarkand'da tuğulup, osup, o şerde vafat etken büyük babamız Ahl-ı Sünnanı demek akide boyunca büyük imamı hesaplanadı. O kişinin bütün dünya Ahl-ı Sünnet ve Cema'a akidesini tuzatıcısı, doğrulavcısı deyip tanıgan. Hidayet imamı deydi. Büyük Allah'ıma deydi. Ana bu kişinin kitaplarını hamma okup akidede birleşti. Haliki cancel topulalar hamması yok oldu. Tinçide. Ana mazhabların ahamiyeti şu. Törtten bir fıkhi mazhabını uşap amalda hamması birleşiyordu. Şimdi akidede ham Müslüman ümmeti birleşti. İhtilafçılarını başına uğradığım oldu. Bana biz akidemizi bana uğradığım aytadığım oldu işte. Şimdi ruhi terbiye. Namaz okuyanda kalbini kandı tutadı. Adab, ahlak meselelerini tarikat meşayihleri yoluna koyuştu. Ular ham Resulullah'dan, sahabalardan, tabiirlerden, tabi'a tabiirlerden rivayet ve senetleri var. Bana bize Nakşibendiye imamımız ne? Tarikatımızın senedi var Hazreti Ali'ye takıladı. Hazreti Ali Resulullah'dan agarlar. O Osman'dan agarmaz. Hammasi Resulullah'dan kegen bana Nakşibendiye tarikatı, Kadiriye tarikatı, yani başka tarikatlar ham ruhi terbiye manasındaki ilimde Müslüman ümmetini birleştirdi. Hammasi birbirini hürmet kıladı. Hammasi o şey imamıdan agan talimatı amal kıladı. Kur'an talimatı ile sünnet talimatı ile amal kıladı. Bu nesnelerin en çünerliyse Kur'an kıraatı. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an'ını nazil kıyanda Cebrail aleyhisselam Resulullah'a oku bergenler. Resulullah yallahu alıp keyin ümmetke oku bergenler. Ana şu ümmetini karısı var, ayalı var, erkeği var, tili katı kıyanı var, tili yumuşakı var, Arabı var, Arabı mesni var. Şunların itibarıdan kıraatta ham o şu nesnelerin riayesi bu kadar. Resulullah oku bergenleri de haliki etken gel. Hazreti Umar bilen Hişam radıyallahu anhu'nun vakiyası. İki de Arap, Resulullah'ın en yakın adamları. Lekin bitti surenin iki kıl okuşu yaptı. Birini okuyken, ikincisi bilmeyi okuyken arada ihtilaf çıktı. Kelişildi, Resulullah iki okuyken okutup görüyor, iki okuyken doğru dedi. İki okuyken iki kıl oku yaptı. Telaffuzu her kıl. İki okuyken doğru dedi. Hüttü sünaka bulup keyirra kıraattan hem imamlar çıkan. Biz hazır kıladığın Kur'an'ın kıraatı, bana karılarımızı okuydu, hemimiz okuyapız. Kıraatı Hafs an Asım. Asım degen imamla Hafs rivayet kılan kıraatını okuydu. Hazır bütün dünya şunu okuydu. Fakat Mağrib, Arabistan Mağrib'de, Libya, Tunis, o şu taraflarda kanunlu kıraatı var. Hazıran var, kitapları var, kıraatları var. Ana bunlar hem yetişte imam barışken. Şunlardan ikisi kaldı. İmam-ı Hafs'ın Asım'dan kıyan rivayeti, Kalun'un Varş'dan kıyan rivayeti kaldı. Karılar o şu yetti kıraatını organize edildi ilim için.
Lekin halk amal kılıp kelyekkeni halige iki kıraat. Şu ham Resulullah'dan alıngan, sahabalarga otken, tabiilerga otken, avlattan avlatga otup otup bizgeçe yetip kegen, biz ham baralarımızı şunga örgat yapmız. Mana şu kıraat ham Müslüman ümmetini birleştirip durdu. Demek fıkhi mezhepler ham, akidavi mezhepler ham, tarikatlar ham, kıraatlar ham Müslüman ümmetini birleştiriş, ihtilafga tushmasligini asosiy boislardan bo'lib xizmat qilgan. Bugungi kelib mazhabni tan olmayotganlar, bemazhablik qilayotganlar tamoman mana shu demak birlashtirishni teskarisiga ish qilishyapti. O'zingizlar hammanglar agar biladigan bo'lsangizlar, mana shu bemazhablar chiqmaguncha bizning xalqimiz ichida dinda hech qanaqa ixtilof bo'lmagan. Shular kelib chiqarishdi. Boshqa dunyoning qayeriga borsangiz, qayerda bemazhab bo'lsa, musulmonning ichida ixtilof bor. Mazhabını tutup yürüyenlerin içinde ihtilaf yok. Yani bu ihtilaflar hepsi baraka, yakşilik, birbirini hürmet kıyan halde, birbirini tan algan halde, birbirini ihtiram kıyan halde, her kim özünü mazhabını uşaş, cüde güzel iş. Bu bağırkenlik, bu ihtiram, bu nihayette güzel narsa. Yani bizde bana şimdi ruhsat var. Lekin Müslüman olarak birbirini kafirge çıkarışke, fasıkka çıkarışke, facirge çıkarışke, natoğrusan deyişke hakkı yok. Halbuki bir mezhepler şunu kılıç yaptı. Bugün gününde şunu kılıç yaptı. Ebu Hanife'ni sokuş yaptı. İmam-ı Malik'ni sokuş yaptı. İmam-ı Ahmed ibn-i Hanbel'ni, İmam-ı Şafii'ni sokuş yaptı. Eş'ariler ahl-ı sünneden mas deyiş yaptı. Maturidi ahl-ı sünneden mas deyiş yaptı. Ana ihtilaf. O'zidan boshqani kofir deyishyapti. Bu mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Men bir narsa juda mana shu masalalar bo'lsa doim esimga keladi. Avvalgi bu Sovet ittifoqi bor vaqtida Moskvada turli dinlarning vakillarini to'plab majlislar qilinar edi. O'sha hukumatning siyosatini qo'llab, tinchlik u bu ma'nolarida. Hozirgi Rus pravoslav cherkovining patriarxi Patriarh Kirill o vaqtida yosh odamida metropolit edi. Rus pravoslav cherkovini tashqi ishlar bo'yicha idorasining mudiri edi. Shunaqa xalqaro ishlarni o'zi boshqarar edi. Men musulmonlar tarafidan borib, dunyodagi barcha dinlardan odam chaqiriladi. Kelgandan keyin yakunlovchi, demak, bayonot bo'lish kerak, shuni matni oldindan tuziladi. Palon kuni, palon joyda mana u sallohi ostida ilmiy anjuman bo'lib o'tdi. Unda quyidagilar qatnashdi deb turib, musulmonlar, yahudiylar deb turib, rus pravoslav cherkovi, Gruziya katolik cherkovi, palon cherkov deb yarim bet bir bet bo'lib ketadi. Cherkovlarni sanavradi. Keyin bir hikmatim aytdimki, sizlar nima buni qilasizlar? Bunaqa qilib uzun qilgandan ko'ra mana musulmonlar deyapsizlar, xristianlar deb qo'yaveringlar. Bizda ham mazhablar bor, biz mazhabimizni aytmayapmiz u. Sizlar bo'lsa hammasini sanaysizlar, bu ortiq varaq oladi, joy oladi, otlarni hammasini sanab chiqish nima keragi bor? Deb bir kuni qattiq turib oldim. Keyin majbur bo'ldida o'sha metropolit Kirill aytdi. Muhtaram shayx, men sizga endi aytmasam bo'lmas ekan. Sizlar mazhabiylar bilan kelib birta musulmon degan nomga hammanglar ko'nasizlar, bu sizlarning baxtingizlar. Sizlardaqa dunyoda baxtli odamlar yo'q. Lekin biz mana o'zimizni aytmasak bir-birimizni tan olmaymiz biz. Bizda har cherkov o'zini tan oladi, boshqasini kofir deb biladi dedi. Agar biz shu yerga kelib hammamiz xristian deb kelsak, bizning qavmimiz bizni qabul qilmaydi borsak. Nimaga rus pravoslav cherkovi demading? Deydi. Bunu biz aytmasak bo'lmaydi. Sizlar musulmonlar deb hammalaringiz birga o'tiribsizlar, bu sizlarning baxtingizlar. Bir-biringizni kofir demaysizlar sizlar. Biz aytamiz. Shuning uchun biz mana shunga mahkam turib olamiz dedi. Ana gap qayerda? Hozir o'sha musulmonlarni kofir deyotgan o'zini yaxshi bilayotganlar, bemazhablar bir o'ylab qo'ysin, qayoqqa qarashib ketyapti. Iymoni bor, e'tiqodi bor odamni kofir deyishyapti. Oddiy odam emas, butun musulmon ummatining imomlarini aytishyapti. İmam-ı Eş'ari'ni, İmam-ı Al-Maturidi'ni, İmam-ı Ebu Hanife'ni sokuşu yaptı.
Biz mana shulardan juda ham ehtiyot bo'lishimiz kerak. Mazhabning haqiqatini tushunishimiz kerak. Men juda qisqacha qilib aytayapman hozir. Avvallar imkonimiz bo'lmadi, chunki ular ig'voni ko'tardi, har bir gapiga javob kerak berish kerak bo'ldi. Omin ovoz chiqarib aytamiz dedi, uni ovoz chiqarmayam aytsa bo'lishini isbotlash kerak bo'ldi. O'qilamiz dedi, yo'q, bunisi to'g'ri, mana o'si bizda mazhabimizda bo'ldi, buni ham aytishga to'g'ri kerak bo'ldi. Oxiri men ixtiloflar haqida degan bir kichkina kitobcha yozdim. Shuni o'qigan odamlar menga telefon qildi, oldimga keldi. O'zini tushunchasini aytyapti. Shuni oldiroq chiqarsangiz bo'lmasmidi? Shuncha gaplar bo'lmasdi. Hammasi bor ekan u bu. Bir tarafdan tashakkuram bor, bir tarafdan nima? Noshukurlik, alayda menga nima deydi? Tanqid gapi ham bor. Kech qolding chiqarishda degan. Undan keyin yana yangi ixtiloflarni chiqarishdi. Hozir ularni hammasini to'plab, ixtiloflar, sabablar, yechimlar degan katta kitob bo'ldi. Chiqdi, xalq o'qidi, alhamdulillah tushundi. Hozir ruschaga tarjima qilib chiqaruvdik, Rossiyani har tarafidan telefon bo'lyapti, shu kitoblarni qayerdan topamiz deb. Endi mana hozirga o'xshab ilmiy ravishda mazhab nima? Haqiqati nima? Qayerdan chiqqan? Qayerga boradi? Ana o'ylab ko'rsak, islomiy mazhablar doimiy ravishda musulmon ummatini birligi uchun xizmat qilib kelganligini aniqlab yetishamiz. Men bu borada ham bitta kitobcha yozib qo'ydim. Duo qilib turasizlar, bir oz to'ratishlar kiritib, yaqinda nashr qilamiz. Mana shu gaplar o'sha kitobdan olingan iqtiboslar. Iqtiboslar. Shuning uchun hammaga tushunarli bo'lishini aytamizki, hammamiz shu mazhab tushunchasini yaxshi tushunaylik. Ana undaqa gap tarqatadiganlarning gapiga kirmaylik, ularni ig'vosiga uchmaylik. Hammasini islomni to'g'ri qabul qilgan avlodni sulolasi ekanligimizni bilib, o'sha buyuk imomlarimizning hurmati, Rasulullohning merosxo'rlarining hurmatini qilish, mana shu ishlarni hammasini joyiga qo'yishda, demak, yakdil bo'lishimiz kerak, harakat qilishimiz kerak, ma'rifatli bo'lishimiz kerak bo'ladi. فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالم